Bugün sizinle hem saçlarımı kestireceğim hem de geçen aldığımız alışveriş videosunda bir iki tane şeyi geri iade edeceğiz ya da değişim yapacağız. Artık orasını bilmiyoruz. Orayı AVM'ye gittiğimizde karar vereceğiz. Şimdi bu arada merhaba demeyi unuttum. Şimdi hemen kuaföre geldik. Saçlarımı birazcık kestireceğim. Saçların zaten kısa, daha neyini kestiriyorsun diyebilirsiniz. Bu saç tam şöyle, bakın. Omzum tam burada ya mesela. Düzleştirmeden de hafif omzumun üstünde, bir arada kalmış, güzel gözükmüyor yani. O yüzden tam omzumun üstünde tekrar kestireceğim. Şu kadar düşünüyorum. Şöyle bir şey, annem de merhaba diyecek. Yapma, kenarda kaldı. Arkadaşlar merhaba. Zeynep'in de söylediği gibi kuaföre geldik. Ben de şuradan görünsem aslında çok iyi olacak ama yetişemedim. Neyse, kuaföre geldik. Biz ne yapıyoruz Zeynep? Tatile gideceğiz değil mi? Evet, biz tatile gideceğiz. O yüzden tatile gitmeden önce saçını kestiriyoruz ki biraz daha rahat olsun. Aynen diye. Ve köyde düğüne vesaire gideceğimiz için o yüzden daha güzel gözükür diye düşünüyorum elbise üstüne. Bence güzel olur. Bu evde saçlarımı kendim düzleştirdim. Çok argıncı çocuk, şöyle bakıyor. Sana mı? Evet, şöyle bir yapıyor gidiyor. Neyse. Saçlarımı ben evde kendim yıkadım. Düzleştirdim. Öyle geldim. İşleri daha kolay olur büyük ihtimalle. Tekrar fön çekerler mi bilmiyorum ama yani bence gerek yok. Çünkü gerçekten çok uğraştım bu böyle yapmak için ama güzel bence oldu. Bence çekerler diyorum. Sence? Çekerler ya yine de her ihtimale karşı ama çekmesinler. Daha da düz olması için. Zaten düz ama neyse, kuaförde saçını kestirelim de sonra AVM'ye gidelim. Hadi bakalım. Tamam. Evet, Zeynep kuaför masasını aldık. Bayağı kısa olsun değil mi Zeynep? Hiç onu denemedin. Bayağı olmasın. En kısa saçın olacak belki de. Omzuna değmeyecek kadar mı yoksa? Değsin mi omzuna? Yok, değmeyecek. Şöyle mi olacak? Yoksa daha mı kısa? Çok olur anlar. Bana kalsa şöyle bir omuzda değse daha mesela boynun uzun kaldı. Bayağı. Sonuç olur yani. Fön çekecek benim bakayım. Kesin. Ben kusatırsa. Fön çekecek. Demek ki senin yaptığın düzleştirici tamamıyor. Onlar yine kendisi yapar. Onlar yine de yapar. Yapıyorlar değil mi? Daha da düzgün olsun kesimi diye. Ne kadar düzleştirirsen düzleştir, fönün yeri ayrı. Son hali nasıl? Güzel. Boynum vardı. Boynum vardı. Ya tabii düzgün durman gerekiyor ki düzgün kesilsin değil mi? Aklına takılan bir şey varsa sorabilirsin. Geçen söylüyordun ya öyle bir şeyler. Yok, söyledim onu. Söyledin mi onu? He? Evet. Bakayım şöyle son kez. Oldu ya, güzel oldu. Evet. Çok hoş oldu. Rahat kullanırsın böyle Zeynep. İyi mi? Memnun musun? Evet. Kuaförden çıktık ve saçlarım nasıl böyle oldu. Çok güzel sallamaz aşırı zevkli. Bir dakika. Sen çok beğendin de bakalım arkadaşlarımız beğendi mi, yorumlara yazsınlar mı? Jilet gibi oldu. Çok güzel oldu bence. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. AVM'de ne yapacağız? Değiştirmemiz gereken birkaç bir şey vardı. Onları değiştireceğiz. Pijama almıştım. Pijamanın üstü bana çok büyük gelmişti. O yüzden onun bir küçüğünü almaya gidiyoruz. Bir de terlik vesaire vardı. Terliğin bir kenarında sanki bir tane çocuk almış. Onu kemirmiş gibiydi yani. Annem sinirli. Sinirliyim. Yol ver diyorum. Adama yol vermiyor ya. Trafik zor iş. Trafikte uğraşmamak için motor istiyorum arkadaşlar. Yol vermiyor. Başka yere gitmemi istiyor herhalde ki ben. İstikametten çık başka yere gittim. Hepsinin herhalde. Üstüne çık, hepsine yaz öyle, tamam mı? Bazen böyle uçmak istiyorum trafikte. Arabaların üstünde. Ben sana diyorum motor alayım ben. Sana da öğreteyim. Arada sür gel. Abi de öyle. Kim arıyor? Halam arıyor. Birazdan görüşürüz. Tamam hadi ben kapatıyorum. Sen de halanla konuş. Migros'a geldik. Tada diye bir marka vardı. Tada artık nasıl okumak isterseniz. Soğuk sandviç markası. Çok güzel bir soğuk sandviç vardı. Ondan istiyordum ama burada yok şu an. Bulamadın mı Tada'yı gerçekten? Evet, gerçekten bulamadım.
O zaman şey al. Poğaça alırım. Birkaç tane poğaça al. Bak şunu al, şunu, şunu. Zeynep. Yok, reçelli. Ya sevmezsen. Zeynep nereye gitti biliyor musunuz? Poğaçalarını bırakmaya gitti. Neden? Çünkü birden şuradan geçiyorken tadaları gördü. Aradığı tadalar bunlar. Bunların tadını çok beğenmiştik. Geçen gün gerçekten ben de çok beğenmiştim. Hangisine bakmıştık? Şundan yemiştim ben. Şunun tadı çok hoştu. Pesta soslu sandviç. Buldun mu? Buldun mu? Sen de bunu alayım. Bırak onu. Niye? Bir tane onu yiyince doyuyorsun. Bir tane daha mı? Merak ettim. Tamam. He, poğaçanın birini bırakmamış. Allah'ım yarabbim her saat. Tamam. Şu güzeldi. Hangisini almak istiyorsun? Izgara, evet. Izgara tavuklu pesta soslu sandviç. Bunu yerseniz hayatınızdaki en doğru kararı vermiş olursunuz. Çok güzel, mükemmel bir şey. Ben de ilk kez tadına bakmıştım. Bayıldım. Evet. Bu güzel. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi bu ekiki dream'e geldi. Tamam mı? Burada ben önceden şey almışım. Bir tane pijama aldım. Şu şekilde gösteremem annem. Evet. Şöyle pizzalı bir pijama. Daha önceki, evet, daha önceki videolarımızdan hatırlarsınız arkadaşlar. Bunu Zeynep bir alışveriş videosunda almıştı. En sonki alışveriş aynen videosunda. Ama babanın üstü birazcık şey oldu. Sanki annemin dolabından çalmışım gibi oldu. O yüzden bir küçük small'ına bakmaya geldim şu anda. Medium olsun, biraz rahat olsun demiştim. Ama eve geldik, baktık iyice çuval gibi oldu üstü mesela. Dediğim gibi, o yüzden şimdi small'ını almaya geldik. Değiştirelim değil mi? Ve açlıktan öleceğim artık, yeter anne. Tamam, buradan çıkınca yemek yeriz. Yeter. Hadi çabuk olacağız. Afiyet olsun Zeynep Hanım. Zeynep aldıklarını burada yemek istedi arkadaşlar. Ne yiyorsun Zeynep şimdi? O tada diyordun ya. Tada. Zeynep onu yiyorken bir yandan da içeceğini annem içiyorken. Annem çikolata. Evet, çikolata aldık Zeynep'le. Annem çikolatasını bitirdi. Ben bitirdim. Zeynep henüz bitirmedi. Meyveli çikolata değil mi? Çikolata şelalesi var ya, ondan aldık. Şöyle açık havada oturup onu yemek istedik AVM'ye çıkışı. Zeynep bunu yedikten sonra ne yapacağız? Şöyle bir kapalı çarşıda bir iki tur atarız. Sonra eve gideriz değil mi? Başka? Şeye uğramadık. Defakto'ya. Nerede? Defakto'dan terlik almıştık. Şöyle göstereyim ben size. Zeynep mi gösterse, ben mi göstersem bilemedim. Şurası. Sanki almış onu çocuğun biri ısırmış. Ya da bir imalat hatası. Bilemedim. O yüzden bu terliği değişeceğiz. Zeynep bunu severek almıştı. Bir önceki alışveriş vlog videomuzda değil mi Zeynep? Ama eve gittiğimizde şöyle kusurlu çıktı. Bunu değiştireceğiz. Biraz kapalı çarşıda tur atalım. Ondan sonra terliklerimizi değiştirip eve gideceğiz. Şöyle tatlılar var. Ben en çok şunu seviyorum Zeynep. Hangisini? Şu fıstıklıyı. Şunun içinde ne var? Ha, fıstık. O da onun yazıyormuş ya zaten. İstiyorsan onu alırım. Çok cazip geldi. He? Güneşi birazcık arkama aldım ama olsun. Şimdi tatlının tadına bakacağım. Hazır mısınız? Fıstıklı yerinden bak. Bak senin istediğinden. Tam fıstık var içinde. Dedim, çok fıstık iyi. Fıstık olmayan yerini ısırayım, fıstıklı yeri sana gelsin. Ay fedakar anne. İşte bu. Güzel tadı var. Bir de şöyle göstereyim içini. Bütün fıstık varmış. Şerbetim çok yoğun değil. O yüzden tadı hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti hatta. Bayağı güzelmiş. Görürseniz bence deneyin. AVM'ye geldik. Zeynep burada takıldı. Anne diye beni buraya çekiştiriyor. Evet Zeynepciğim, ne gördün burada? Sana etek mi alacağım acaba? Hayır. Şort mu etek mi? Hayır. Etek. Şortlu mu? Evet, şort etek. Hadi bakayım. İçi şort, üstü etek. Fiyatı da maşallah varmış yani. Kaç liraymış? 150. Yani kısa değil anneciğim. Ona kısa diyen kör olması gerekiyor biraz sanki. Şimdi ne yapıyoruz? Defakto'ya gidiyoruz. Defakto için farklı bir AVM'ye geldik. Çünkü diğer AVM'de Defakto yokmuş. Ya. Nerede Defakto? Bilmiyorum. Maviye girmiştik az önce geçen sefer. Bakalım bir daha. Bakacak mıyız? Merak ettim. Ha etek. Ha o eteklere taktın kafayı sen. Güzel görünüyor mu o etekler? Kaç liraymış? Mesela bu 270 lira. Az önce 150 liraydı. Bu eteğin mavisi. Mavi hoşmuş. Mavi de mavi. Mavi bana olmadı be. Sanki gitmedi. Dışarıdaki iyiydi. Zeynep hiç güzel olmamış. Hayır Zeynep çok kötü, çok kötü. Ay iğrenç. Hele bu saçına hiç yakışmadı. Öbürü daha çok yakışıyor saçına. Bugünümüz terliğin 39'unu almıştık ama değiştirmek istiyorduk. O yüzden bunun 39'u kalmamış, değiştirilecek. Ben de diyorum ki iade olsun. Paramı aldım. Karşıdaki adam bana bakıyor, paramı aldım dediğim için. Paramı aldım. Ve bu arada terlik evet 100 liraydı. Onu da söylemiş oldum. Bakın şimdi ne yapacağım, bakın. bak izle. İzle bak bir. Tabii görüyorum orada. Gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır kulağım şöyle büküyorum. Bırakınca saçım hopluyordu. Şimdi olmadı. Allah'ım yarabbim yarabbim.
Çok komik az önce. Neyse, şimdi size yaptığım şeyleri gösteriyorum. Bu arada terliklere baktık, düzgün bir terlik bulamadık. Bulamadım, o yüzden almadık terlik falan. Şöyle bir pijama aldım kendime. Bunu nereden aldık? Waikiki'den aldık. Waikiki de güzeldi. Başka yerde güzel olsa başka yerden alırdık ama Waikiki de güzeldi. Şöyle bir kedi var üstünde. Daha sonra altı da normal. Şöyle gri. Bir değiştirdiğimi de göstereyim size hemen. Bunun da small'unu aldım. Çok bunu güzel. Bunu daha önce hatırlayan arkadaşlar yorumlara yazabilir. Daha önceki alışveriş vlogumuzda almıştı güzel. Zeynep. Şuna bakın. Bedeni büyük gelmişti. Ben çok sevdim. Böyle pizzalı falan şimdi. Aa arkada ne var? Arkada ne var? Bunu unuttum. Sabah tam evden çıkıyorduk ki bir baktım benim Instagram hesabımı takip edenleriniz varsa bilir arkadaşlar. Etmiyorsanız edebilirsiniz. denebunu.com'dan şu tarz şöyle şeyler gönderiyor bana. Genelde bana yiyecek gönderiyor. Şu ana kadar yiyecek gönderdi hep ama hani başkalarına başka tarz şeyler gönderdiği de oluyor. Hani deterjandır, makyaj malzemesidir vesaire vesaire. Yemek de gönderiyor. Bana şu ana kadar hep yemek gönderdi ve bugün de tam evden çıkarken şöyle bir kargo geldi. Züberi şöyle bir şey çıkmış. Artık hiç denemedim. Eve gidince story'da açacağım. Hemen takip edebilirsiniz. Şeyi de öğrenin. Güzel mi değil mi onu da söylemiş olurum. Şöyle bir şey. Sürpriz kargo arkadaşlar. Evet çok güzel. Zeynep'in Zeynep Yorulmaz Instagram hesabını takip ederseniz orada açacak ve gösterecek size. Açtım ama tadına da evde bakarım. Oo, yani burada göstermeyecek misin bu videoda? Hayır tabii ki. Burada niye göstereyim? Gitsinler Instagram'dan görün. Sürprizin içini Instagram'dan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ve köyde görüşmek üzere. Bay bay.